Görselliğin ve sanatın merkezi İçel TV'den hepinize iyi günler değerli izleyiciler. 2019'un bu son programında sizlerle baş başa olmak istedim. 2019 yılında ilk programımızdan bugünkü programa kadar yapmış olduğumuz tüm programlarda aslında Akdeniz'den dalga dalga diye tabir ettiğimiz dalgaların her bir konusu için değişik konuklarımız, değişik misafirlerimiz oldu ve onlarla birlikte programlar yaparak sizlerin de fikirlerini alarak bu fikirleri göz önünde bulundurup olgunlaştırmaya özen gösterdik ve programlarımızı bu şekilde gerçekleştirdik. Bu dalgalar neydi? Sağlık, spor, sanayi, endüstri, turizm gibi, siyaset, sanat ve sosyal yaşam. Aslında siyaseti biz sağlığın, sporun, sanatın, sanayinin ve sosyal yaşamın merkezinde koyarak bunların etrafında biraz yaşamı, biraz estetiği, biraz coşkuyu, biraz düşünceyi, biraz da turizmi, yani yaşama dair birçok konuyu birlikte harmanlayarak bunların da sanatsal boyutlarla sizlere, izleyiciye, halkımıza taşınması için bir misyon yüklendik. Ve bu programı gerçekleştirirken de konuklarımızı ve konularımızı da yine sanat, spor, sağlık, sosyal yaşam, sanayici, tanınmış simalar, bilim ve çevrelerinden konuklarımız oldu. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz Mersin ülkemizin en büyük şehirlerinden bir tanesi ve tarihsel geçmişe bakıldığında da insanların tarihlerinin ilk başladığı dönemlerden günümüze kadar bütün aşamalarla hem kentin sahil kısmında hem ovanın bereketli alanında hem de Torosların zirvesinde çok değişik kültürler, çok değişik yaşam alanları kurarak günümüze kadar gelmişlerdir. Günümüzde de Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 13 tane ilçemizin olduğunu biliyorsunuz. Bu 13 ilçemizin de her birisinin ayrı ayrı özellikleri olduğunu biliyorsunuz. Bunların en eski merkezlerinden bir tanesi, dünyanın da en eski yaşam merkezlerinden olan Tarsus ve Tarsus'u takip eden Silifke, Anamur, Gülnar, Mut, Akdeniz kıyılarında yer alan Yumuktepe geçmişinden de anlaşıldığı gibi 16 bin yıllık bir geçmiş olduğu söyleniyor. Bunun yanında da Torosların zirvelerine çıkıldığında da Toros'un zirvelerinde de çok eski kiliselerden, tapınma merkezlerinden, silah ve avadanlıklardan yapılan kazılardan çok eski bir geçmiş olduğu ortaya çıkıyor. Bu yapısıyla Mersin ilimizin insanların var olduğundan beri bir tarihi geçmişi olduğunu hem tarihi kayıtlarda, hem kazılarda, hem arkeolojik araştırmalarda, bilim adamlarının çalışmalarından da anlıyoruz. O halde 13 ilçemizin 13 ayrı özelliği var ve bu özelliklerin hepsinin ele alınarak sanatsal, sağlık, kültür, spor, endemik bitkiler topluluğu, bereket ve diğer alanlarda da ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor. Bu konuda programların da aslında zenginleştirilmesi lazım. Yani sadece bir programla bizim sanata, estetiğe, teknolojiye, sosyal yaşama, tanıtıma katkı sağlamamız mümkün değil. Bunun için de biz kendi dışımızda da ortaklar bulmaya, kendi dışımızdaki bize bu konuda katkı sağlayacakları bulmaya, onlarla birlikte program yapmaya da çok dikkat ettik. Bu alanda bazen tarihçilerimiz, bazen üniversitelerden öğretim üyelerimiz, bazen yazarlarımız, ozanlarımız da oldu. Çünkü Mersin'in yaşamsal, kültürel geçmişine bakıldığında da çok büyük farklılıklar göze çarpıyor. Günümüzde de çok büyük farklılıklar göze çarpıyor. Bir tek alanda yapılan bir araştırma ya da bir tek alandaki kültürel çalışmaların bu konuların ortaya çıkması için yeterli olmadığını biliyoruz. Bu alanda üniversitelere çok büyük bir görev düşüyor. Üniversitenin arkeoloji çalışmalarını yapan, zooloji çalışmalarını yapan, tarih kültürel anlamda kürsüleri olan öğretim üyelerinin öğrencileriyle beraber bu konuda çok ciddi çalışmalar yapması gerekiyor.
Bu konuda da ben mutlulukla söylüyorum ki bu senede özellikle Toros Üniversitesi'nin yapmış olduğu ikinci Mersin Tarih ve Arkeoloji buluşmasının uluslararası düzeyde düzenlenmiş olması bayağı uluslararası anlamda ilgi gördü ve bizi ümitlendirdi. Bütün bunları Mersin'in bu beş dalgası diye tabir ettiğim alanındaki sanat, spor, sağlık, siyaset, sosyal yaşam ve bunların merkezinde de siyasetin olmasının da önemi açısından üniversitelerin ne kadar büyük bir rol oynayacağı konusunda bir hatırlatma yapmak için bu konuya eğitim, kültür anlamında değinme ihtiyacı duydum. İkinci konu sanat. Sanat aslında bir toplumun bütün deneyimlerinden, birikimlerinden mevcut olan zenginliğini tarihin en eski zamanlarından günümüze kadar harmanlayarak onu toplumun eğitimine, eğlenmesine, coşku bulmasına ve arada uzlaşarak birlikte yaşama bilincini arttırmak için çok önemli bir etmendir. Sanatı çok iyi işleyen, sanatın imkanlarından çok iyi yararlanan toplumların o dönemde, yani mevcut olan dönemde en üst sıralarda en çağdaş toplumu oluşturduğunu görüyoruz bu. Mitolojide de bu böyleydi. İlkel dönemde de insanların o yaşama telaşında olan çabalarından dolayı sanat ağırlıklı değildi. Ekonomi, endüstri konuları da o zaman çok büyük bir önem taşımadığı için ilkel toplumu geçelim. Çünkü ilkel toplumda insanlar avlanma ve toplayıcılıkla kendi yaşamlarını sürdürme telaşı içinde oldukları için ve sosyal yaşama sadece ilkel toplum bağrında diğer canlılar için mevcut olan yaşama dürtüsü neyse onlar için de böyle olduğu için ilkel toplumun dışındaki bütün toplum biçimlerinde, köleci toplumda, feodal toplumda, kapitalist toplumda, kapitalist toplumun diğer aşamalarında hep biz sanatsal anlamda kendini düşlendiren, sanatsal ifadeler bulan toplumların daha modern, daha barışçı ve daha bilimsel çalışmalara imza attığını görebiliyoruz. Bugün de böyle. O halde ilimizin de sanatsal anlamdaki çalışmalarının bütünlüğü ele alındığında, yani hem kültürel geçmişi, hem eğitimsel anlamdaki toplumsal durumu, hem bilimsel anlamdaki çalışmaların yapmış olduğu konsorsiyumlar, çalışmalar, konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar o şehrin ve dolayısıyla o ülkenin de gelişmişliğini, kalkınmasını önemli ölçüde etkiler. Uluslararası anlamda mevcut olan yerini sağlamlaştırma ve layık olduğu yere yükselme durumunu da ortaya koyar. Onun için biz Mersin'de Mersin'in coğrafi yapısını, Mersin'in tarihsel geçmişini, Mersin'in kültürel durumunu, Mersin'in de bereketli Çukurova toprakları üzerindeki yerleşim alanlarını ve bütün dünyanın dikkatini çeken en güzel denizlerden bir tanesi olan Akdeniz'in kıyısında yer alma konumunun yeterince kullanılmadığını ve Mersin'de yeterince hak ettiği yerde olmadığını programımızı yayınlamaya başladığımız günden bu yana bunu gündeme getirerek ve bunu da birçok alanda da kendi arkadaşlarımızla başladığımız bu çalışmayı diğer alanlardaki partnerlerimizle, bunlar bazen öğretim üyesi oldu, bazen sanatçı oldu, bazen sanayici oldu, bazen turizmci oldu. Konuklarımızın da bize katkılarıyla bunları anlatmaya ve yaygınlaştırmak için çok büyük bir çaba sarf ettik. Ama işte 2016 yılında başlayan, 2016 yılında yine bir Aralık ayında başlayan ilk programımızdan bu yana tam 3 yıllık bir geçmişi tamamladık ve 2020'de de 4. yılın ilk programıyla beraber sizinle birlikte olacağız. Sanatsal merkezli olan bu programımızın bir de spor konusuna dikkati çekmek istedik. Mitolojide amfi tiyatroların, meydanların kazıları yapıldığında da Mersin'in geçmişinde de çok ciddi bir
sportif geçmişi olduğunu, olimpiyatların düzenlenmesi, disk, cirit, yani mitolojide disk, cirit, güreş, at yarışı, yüzme gibi alanlarda, birçok alanlarda da birçok döneye rastlanıyor. Mitolojiden sonraki yıllarda da çok değişik yaşam ve kültür biçimleri olan yaşamlarda da özellikle bunlar görünüyor ve bizim bu alandaki çalışmalarımızı da modern çağa getirdiğimizde de Mersin'in yeni modern döneminde bizim Mersin İdman Yurdu'nun kurulma hikayesini de hepimiz biliyoruz. Ondan önce Çukurova İdman Yurdu ile Mersin Spor'un birleşmesinden Mersin'in Çukurova'nın İdman Yurdu'nu alarak, Mersin'de ismini alarak kurulan Mersin İdman Yurdu çok önemli başarılara imza atmış olmasına rağmen bir önceki yıl bu ismiyle sportif çalışmalara veda etti. Hepimiz üzerine bir gelişmeydi. Ama bu sene yine Çukurova İdman Yurdu ve İdman Yurdu ismiyle daha sonra da İçel İdman Yurdu şekildeki isimlerin değişmesiyle yine de vücut bulmaya başladı ve yeni başarılarla Mersin'i temsil eden takımlarımız tekrar sahneye çıktı ve önümüzdeki yıllarda da bunun başarılarını görmek isteriz. Ama bundan önceki yıllarda da Mersin'in kitle sporu alanında özellikle buradan da onu rahmetle analım. Mersin'e yapmış olduğu katkıları da tekrar hatırlatmak için dikkati çekmek istiyorum. Seyfi Alanya'nın döneminde ve Tevfik Sırıgür, Vali Tevfik Sırıgür zamanında Mersin'de yapılan altyapı çalışmalarıyla bütün Türkiye'de dikkati çeken boks alanında, atletizm alanında, jimnastik alanında, futbolda, güreşte ve birçok ve özellikle futbolda çok büyük başarılar elde edildi. Birçok birinciliklere, birçok uluslararası yarışmalarda önemli derecelerle ilimizi ve dolayısıyla ülkemizi temsil eden Mersin, sportif anlamda da birçok yerde İstiklal Marşımızın okunmasına neden olan Mersinli Ahmet gibi, Nurullah İbak gibi, Nurullah Candan gibi, Ali Demirci gibi, Uğur Sel gibi dünyaca ünlü atletler, sporcuların yetiştiği bir şehir konumunda olduğumuzu ve Mersin İdman Yurdu'nun da Avrupa'da birkaç kez de bizi temsil ettiğini hatırlarsanız spor anlamında da Mersin'in çok ciddi bir katkısı olmuştur. Ama günümüzde de bundan birkaç yıl önceden başlayan inişlerle önce Mersin İdman Yurdu'nun düşmesi, arkasından amatör takıma dönüşmesi ve kapanması yine futbol dışında atletizm ve diğer alanlarda da uzun süreden beri hak ettiği yerde olmaması ilimizin spor alanında dikkati çekerek başta ilkokullardan daha sonra ortaokul ve liselerde de bütün beden eğitimi öğretmenlerine de bu konuda yetkiler verilerek, teşvik edilerek aslında kitle sporunun temelinin okullardan atılması gerekir. Hatta bununla da yetinmeyerek bütün mahallelerde spor yapma yeteneği olan çocuklarımızı keşfetmek ve sadece futbolda değil, sadece atletizmde değil, sadece boksta değil, aynı zamanda yüzmede, güreşte ve diğer alanlarda da diskte, bocede ve böyle değişik, çok değişik alanlardaki dünyanın dikkatini çeken estetik anlamdaki sporların da yapılmasına özen gösterilecek örgütlenme çalışmaları yapılması lazım. Bunun için de yerel idarelerle spor müdürlükleri arasında ciddi işbirliği, vilayet temsilcileriyle ciddi işbirliği yapılıp halkın bu konuda önünün açılması ilimizin de çocuklarımızın da geleceğinin spor anlamında hak ettiği yere gelmesini sağlanması için el birliği yapılması lazım. Bu konudaki programlarımızı önümüzdeki yılda da biraz daha çıtayı yükselterek sürdürmek istiyoruz. Sağlık konusunda biliyorsunuz daha önce yani ilimizin beklenen nüfus artışı tahmin edilenden çok çok daha hızlı oldu. Birçok ilden çok çok daha hızlı oldu. Yani 1951-60 yıllarında Mersin nüfusu 50 bin, 60 bin civarındayken şu an ilimizin nüfusunun 2,5 milyon olduğu söyleniyor resmi rakamlara göre. Ama Suriyeli ve diğer alanlardan gelen
göçmenlerle birlikte bunun çok daha yüksek bir rakama ulaştığını görebiliyoruz. Nüfusun artışının beklenenden daha fazla olması o ilde sosyal sorunların, sağlık anlamındaki problemlerini de beraber getirir. Bu sadece bedensel rahatsızlıklar değil. Aynı zamanda psikolojik rahatsızlıkları da, sosyolojik rahatsızlıkları da beraberinde getirir. Toplumun ruhsal yapısını etkileyebilir. Bu ruhsal yapılar birçok alanda kendisini çok daha farklı bir şekilde dışa yansıtabilir. Ve bunlar beklenenden çok daha büyük tehlikeleri beraberinde getirebilir. Ülkemizin de böyle bir dönemde bazı sorunlar yaşadığını hepimiz biliyoruz. Yani kadın cinayetlerinin özellikle ilimizde çok fazla gündeme gelmesi, kadınlarla ilgili sorunların olması, hırsızlık olaylarının biraz daha fazla olması ve işsizliğin, ekonominin birçok ilin ortalamasının üstünde olmasının da temelinde bunların olduğunu düşünürsek, ilimizin de aslında bu konularda çok ciddi sorunları bunu ambalajlamadan, ilimizin ismi kötü anılıyor diye düşünmeden, bizim bunları tespit ederek, bu sorunların ne olduğunu bilerek, görerek, tartışarak bu sorunları yine hem yerel belediyelerin, hem il yöneticilerinin, hem sivil toplum kuruluşlarının, hem eğitim kurumlarının gerektiğinde uluslararası çalıştaylar da düzenleyerek çözülmesi ve bu sağlık sorununun da gündeme sadece binalar nezdinde, doktor nezdinde, üniversite nezdinde görülmeden de çalıştayın bilimsel değerlendirmelerini uygulamamız gerekiyor. Evet, 13 ilçemiz var. 13 ilçemizin en büyük 4 ilçesi merkez ilçelerin olduğu yerde sağlık kurumları azımsanmayacak derecede yatak kapasitesine sahip. Ama bunların çalıştırılması, yani Türkiye'nin en modern şehir hastanelerinden birisinin Mersin'de olması, Toros Devlet Hastanesi'nin olması, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin olması, yine özel anlamda Türkiye'nin en büyük sağlık kurumlarına mensup bazı işletmelerin de bizim ilimizde olması, yatak anlamında çok şanslı olduğumuzu gösterebiliriz. Ama bunların yatak anlamında, doktor anlamında, bina anlamında böyle olması yeterli değil. Buraya ulaşımın daha rahat sağlanması, doktorların bilinç düzeyinin yükselmesi, doktorların halka ulaşabilecek alanlara yakın yerlerle temasının sağlanması, onların konferans, bilgi verebilmek için semtlerde, okullarda, mahallelerde onların yaygın olarak davet edilmesinin çok büyük bir önemi vardır. Ve bu fiziksel anlamdaki binaların halkla taşınması, tedavi edilmesi ve eğitilmesi konusundaki çalışmalarının da organize edilmesi için yine mülki idarecilerimizin, yerel idarecilerimizin, üniversite kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve bu bilgileri derleyen, bu bilgilerin önünü açan medyanın da birlikte çalışmasının gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Bu anlamda da sağlık anlamında gerçekten sadece merkez ilçelerimizin değil, merkez ilçelerimizin dışında diğer 9 ilçemizin de yer alacağı çalışmalara ev sahipliği yapabilecek imkanların yaratılması lazım. Bunlar sadece hastanede hasta kabulü ve hasta muayenesiyle olmaması gerekiyor. Çünkü bizim çalıştay yapabilecek, konferans yapabilecek, halkımızı davet ederek bir doğum kontrolünde, bir bulaşıcı hastalıklar konusunda, bir iklimsel rahatsızlıklarda gelen göçmenlerin getirmiş olduğu bir takım virüslerle buradan gidenlerin turizm anlamında oradan rahatsızlanmalarından kaynaklanan bir takım sebeplerden dolayı Anamur gibi, Silifke gibi, Erdemli gibi, Mutlunlar gibi çalıştay yapabilecek, konferanslar düzenlenebilecek yerlerde halkın sağlıkla bilinçlendirilmesi, mahalle muhtarlarıyla da bunların organize edilmesinin sağlıklı bir toplumun yaratılması için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar nasıl yapılır? Bunun tartışması nasıl daha iyi bir sonuç elde edilebilir? Bunun çalışmasını yapmamız gerekiyor. Medya olarak da bizim de Akdeniz'den Dalga Dalga programımızın bu konuda çok büyük bir şansı var. Sonuçta Tepe Medya Grubu'nun bünyesi altındaki gücümüzle biz bunları önümüzdeki dönemde biraz daha yaygın bir halde diğerleriyle işbirliği yaparak gündeme getirmeye çalışacağız. Spor dedik.
Sağlık konusunu da aslında açabiliriz. Bunun için çok uzun bir programda yapılabilir. Ama biz sadece bir ana başlık olarak buna değinelim. Bu çok önemli bir konuydu. Akdeniz'den dalga dalga programının ikinci dalgası spordu. Üçüncü dalga biliyorsunuz herkesin Mersin'le ilgili bir biçtiği bir misyonu vardır. Ama o kadar şanslı bir il ki bütün bunlara da sahip. Yani İç Anadolu bölgesinde olan bir ilin, ya örneğin Konya'nın tarım konusunda önemli bir misyon yüklenmesi, bir alanda geliştirilmesi düşünülebilir. Ama bunun yanında bir yüzme, bir turizm, bir liman konusunda belki düşünülmeyecek. Çünkü orada bir deniz yok. Ya da bir ciddi bir Toroslar gibi genç bir dağ yok. Ama bereketli bir ova var. Onun üzerinde de çok değişik projeleri geliştirebilirsiniz ama bunlar daha çok tarım ve sanayi üzerinde olabilir. Ankara için de bu böyledir. Ama Mersin'in sahilde Akdeniz gibi bir yerde 324 kilometrelik bir sahil bandının olduğunu düşündüğünüz zaman turizmi düşünmeden yapamıyorsunuz. Bu da bir turizm var. Bir deniz var. Bütün dünyanın gemilerinin geçtiği bir alan var. Ayrıca bunun yanında da bir stratejik konumu var. Hemen 60-70 kilometre güneyimizde Avrupa Birliği'ne mensup bir ülke olan Güney Kıbrıs Cumhuriyeti var. Onun hemen yine kuzeyinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Ve şu an biliyorsunuz buralarda dünyanın her tarafından gelip sahillerinde turizmden yararlanan, ki Antalya'yı bile bunda bir örnek gösterebilirsek, yaklaşık 1,5 milyon böyle bazı aylarda turistlerin geldiği, 5-6 milyon civarında insanların ülkemizi ziyaret edenlerin büyük bir kısmının Antalya'yı ziyaret ettiğini biliyoruz. Ama Mersin'in bundan çok az yararlandığını da biliyoruz. O halde turizm boyutu olmasına rağmen ne yatak kapasitemiz buna uygun, ne denizlerimizin şu anki ölçümleri, yani bakteri ölçümleri, temiz olma durumları buna uygun, ne de buraya davet edilen, konaklayacak imkana sahip olan turistlerin rahat edebileceği alanları yaratmış değiliz. Turizm konusunda diğer endüstriyel alanlardaki çalışmalarla birlikte bir düzen, bir denge kurulması lazım. Kazanlı Karataş arasında çok geniş ölçekli bir sahil bandı projesi var. Yıllardır tartışılıyor ama bu konuda henüz bir gelişme yok. Çukurova Havaalanı'yla ilgili konular sürekli yeni ihalelerle ötelenerek günümüze kadar geldi. Bunun 2020 yılında bunun çözülmesi gerekiyor. Çünkü Çukurova Havalimanı'nın açılmamış olması ülkemizde hem turizm, hem eğitim, hem sağlık, hem endüstri ve diğer eğitim anlamında çalıştayların yapılmasını da, ticaret yapılmasını da engelliyor. Yine limanın olmasından kaynaklanan dünyanın en büyük limanlarından bir tanesinin Mersin'de olması, konteyner taşımacılığı, RORO taşımacılığı alanında çok önemli bir özelliği olması, tarım ürünlerinin buradan Orta Doğu'ya ve Anadolu'ya ve diğer alanlara daha rahat sevk edilebilecek imkanın olması, serbest bölgenin burada olmasını düşünürsek sanayi konusunda da çok ciddi çalışmalar, ama çevreye, ilimize, ilimimizin yaşamının olumsuz etkilenmemesine neden olacak bir sanayinin de geliştirilmesi gündemde. İşte TÜİS açıldı. Türkiye tarım üretim alanında yeni bir organize sanayi bölgesi kuruldu. Onunla ilgili yerel belediyeler ciddi bir şekilde de projelerini sundular. Önümüzdeki yıllarda da bütün ülkenin dikkatini çekecek çalışmalar var. Tarım işletmelerinin organize sanayi bünyesinde toplanması ve yaygınlaştırılmasının da önemini 2020'de işlemeye ve onun otokontrol sistemiyle diğer sanayiden etkilenmeden nasıl gelişeceği konusunda yine yerel idarecilerin, yine eğitim kurumlarının, yine medyanın, yine sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışması gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda turizm, sanayi, tarım sanayi ve diğer alanlardaki tarih ve kültür anlamındaki çalışmaları, bunların birlikte birbirine zarar vermeyecek, Mersin'in önünü açacak gelişmelerle tamamlanması lazım. Sanat, maalesef sanat konusu deyince yani hemen içimiz cız ediyor. Yani
Milattan önce bile sanatın merkezi olabilecek Pompei Polis, uzunca burç, Pozantı'daki höyükler, Anamur'daki höyükler, Silifke'de, Tarsus'taki tarihi kalıntılar, höyükler, amfiler, kalıntılar, alanlar, yani bir Kleopatra kapısı, bir Saint-Pierre olayı, bir uzunca burçtaki Bizanslardan daha sonraki Klikya dönemindeki tarihsel dönemlere bakıldığında Mersin'in ne kadar çok önemli bir sanat merkezi, bir sosyal yaşama renk katan ve tiyatrolarla, heykelle, edebiyatla, yaşamla ne kadar zengin bir geçmişi olduğunu hemen görmek mümkün. Çünkü neden? Demin de söylediğim gibi Toroslar gibi dünyanın en egzotik ve en genç dağları var. Endemik yönünden en güçlü bitkilerin, binlerce bitki çeşidinin yaşadığı dağlar var. O bir taraftan da dünyanın en güzel mavisinin olduğu, lacivertinin olduğu bir Akdeniz var. Orada da bundan bir 50 yıl, 60 yıl önce binlerce çeşit canlının yaşadığı ve denizaltı endemiklerinin yaşadığı bitki çeşitlerinin olduğunu, canlı çeşidinin olduğunu ama bunların azalarak günümüze kadar geldiğini söylersek çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu zaten hemen fark ederiz. İşte Akdeniz, Toroslar, Taşlık Klikya, Ova Klikya'nın zenginliklerinin yarattığı bereketli topraklarla böylesine sahip ve 12 ayın neredeyse 9 ayının güneşli, 3 ayının da bahar, ona da kış diyemeyiz, bahar olduğu bir alanda sanatın çok daha yaygın olması lazım. Çok daha rahat yapılabilir olması lazım ve bu sanatın da toplumu daha çok kitlesel boyutta ilgilendiren, toplumun da ilgisini çeken bir düzeye gelmesi gerekir. Edebi olan edebiyat, görsel olan işte folklor gibi toylar, derneklerin oluşturduğu düğünler gibi, şiir etkinlikleri gibi, tiyatro gibi, müsamereler gibi, köy seyirlik oyunları gibi birçok etkinliğin yapılabileceği şartlar var. Ressamların birçok tablosuna konu olacak güzellikler var. Heykeltıraşlarımızın rahatlıkla oyacağı, işleyeceği ağaçlardan ve kayalıklardan oluşan ortamlar var. Granitlerden tutun en güzel çamlara kadar. Yani ahşap oymacıların da, taş oymacıların da çok iyi yararlanacağı heykel malzemesi var. Onun dışında yani geçmişten bu yana sahip olmuş olduğumuz değerlerden dolayı, folklorik değerlerden dolayı, edebiyatımızın, ozanlarımızın, müziklerimizin ve müzik enstrümanlarımızın kullanabileceği bir geçmişi var. Yani yörüklerimiz var, yörüklerimizin bir sürü boyu var. Bunun yanında tarım işçilerimizin, fellahların, balıkçıların, heyamolaların, şehirde yaşayan insanların, lavantenların, dışarıdan gelen kültürlerin olduğu birçok kültürün mozaik yapısı olmasına rağmen bütün bunlardan harmanlanan çok güzel bir sanat yaratma imkanımızın olması mümkünken birçok sebepten dolayı bu istediğimiz düzeyde değil. Yani bir Bursa kadar, bir Antalya gibi, bir İstanbul gibi değil. Bunları demek ki tekrar gündemimize alarak sanatsal anlamda görsel sanatları, işitsel sanatları ve onun dışında da özellikle edebi sanatların gelişmesi için bu konuda biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ama bunlar da eğitim kurumları, üniversiteler, devlet temsilcileri, yerel belediye başkanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve bugünde çalışan, fark edilmeyen çocuklarımızı, abilerimizi ve tükenmekte olan sanat değerlerimizi bulup çıkarmamız lazım. Çünkü gerçekten tükenmekte olan birçok enstrümanımız var. İşte zamır dedikleri kamıştan yapılan bir üflemeli çalgıdan bahsediyorlar. Yine deri üzerinde birçok davul olmayan ama şey de olmayan, darbuka veya bateri türünde olmayan birçok çalgıların da kullanıldığını görüyoruz. Romanlar tarafından, yörükler tarafından, göçerler tarafından, Mısır'dan gelen ve halen fellah konumunda olan, tarımla uğraşanların çok değişik kültürleri olan insanların enstrümanları var. Bunlar tükenmek üzere. Son nesili bazı insanlarda, yaşlarda görebiliyoruz. Bunları kurtarmak lazım. Romanların çalmış olduğu ve ritim hareketlerinin halen de
kendini koruduğu bir zamanda bunları korumak lazım. Sanat çalışanların, sanat gönüllülerin bunu ortaya çıkarması gerekiyor, buluşturması lazım. Ve tabii siyaset. Evet, siyaset bunların birlikte ortaya çıkarılması, topluma mal edilmesi ve toplumun değerlerinin olumlu yönde uluslararası temsiliyet kazanması anlamında destek sağlaması lazım. Bu desteği ile teşvik etmesi gerekiyor, üniversitelerimizi teşvik etmesi gerekiyor, bunun için yasalar çıkarması lazım, korunmaya değer yasaları çıkarması lazım, turizm anlamında, milli parklarımız için de bu böyle olmalı, kültür anlamında da bu böyle olmalı, tarih anlamında da bu böyle olmalı, parklar anlamında da bu böyle olmalı ve vadiler anlamında da her gün yeni mağaralar, yeni akarsular, yeni ırmakların keşfedilmeyen alanların da tescili ve korunması da bu anlamda çok önemli. Onun için de siyasetin bu konuda biraz zorlanması, bizim de onları toplu örgütlenme ve toplu birlikte fikirlerimizi açıklayarak onlara bu konuyu kabul ettirmek için biraz gönüllü çalışmalar içinde olmamız lazım. Siyaseti bu konuda biz eğer ikna edebilirsek, ilimizin de ülkemizin en önemli sahilinin merkezinde olan Mersin'in de bu değerlerini koruma şansımız olur. Peki bütün bunlardan sonra ne olur? Bütün bunlardan sonra bizim de beş dalgamızın birikiminden oluşan sosyal yaşam ortaya çıkar. Sosyal yaşam bir Venedik'te olduğu gibi, bir Paris'te olduğu gibi, bir Roma'da olduğu gibi ve yakın komşumuz tabii ki övünüyoruz Antalya'nın 3 aylık yaz döneminde olduğu gibi sosyal yaşamın zenginliklerini yakalayan, sosyal yaşamın zenginlikleriyle ülkemizin kültürel değerlerinin uluslararası anlamda kabul görmesinden dolayı konferansların burada yapıldığı, Mersin'de yapıldığı, çalıştayların burada yapıldığı, turizm seyahatlerinin burada yapıldığı, birçok kafilenin, birçok kruvazörlerin gelip burada yanaşarak şehrimizi gezdiği ve turizm anlamında da uluslararası tanıtım anlamında da en güzel reklamın bu olacağı, çalışmaların görüleceği bir aşamaya gelinecektir. Sosyal yaşam iyi olduğu zaman insanlar, savaştan kaçanlar, sıkıntıdan kaçanlar, ekonomiden kaçanlar, birazcık böyle nefes almak için Avrupa'ya ve birçok yere gideceği yerde bizim şehrimize gelerek burada tatil yapabilirler, burada dinlenebilirler, burada yazarlar konuk edilebilir. Uluslararası yazarların davet edilmesi, kültür elçilerinin davet edilmesiyle yine reklama verilen milyarlarca lira yerine bu insanların bir yazısıyla, bir filmiyle, bir sinema görseliyle, bir konunun burada işlenmesiyle ilimizin ne kadar çok daha tanınacağı, ne kadar çok daha tanıtılacağı konusunda en önemli reklamı yapma şansımız olur. Bizim burada kavgalarımız azalır. Bizim burada kadın cinayetlerin olmaması sağlanır. Burada her şeyi barış yoluyla konuşarak, eğitimle bunu işleme şansımız olur. Ve en önemlisi 4 tane üniversitemiz var. Birçok il buna sahip değil. Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi gibi çok değerli üniversitelerimizin de öğrencilerinin de burada bu eğitimde mezun olarak başka yerlere gitmesi, orada görevlendirilmesinden sonra Mersin'e karşı tekrar duyulan sempatiyle buranın önünün açmasının ne kadar önemli olduğunu bilmiyorum. Fark edebiliyor muyuz? Sosyal yaşamımızın hem turizm anlamında yeterli düzeyde bilgilenmesi, ekonomik anlamda bütün bunların katkılarından yararlanan, çünkü turistlerin gelmesi, öğrencilerin gelmesi, sanayinin ve tarımın yeterli bir düzeye gelmiş olması, Çukurova Havaalanı'nın buraya gelmesinin sağlayacağı ticari gelişmeler, işte çalıştaylar, konferanslar, kongreler ve buna benzer çalışmaların yaratacağı değerler tabii ki ekonomik anlamda da ülkemizin değerini artıracaktır. İnsanlarımız para kazanacaklardır. Bunlar sosyal yaşamı biraz daha kendilerini daha geliştirme, ülkenin sorunlarını daha rahat çözebilme, kavga, mahkeme, adli vakalar yerine bunları barış ve sanatla çözebilme imkanlarına sağlayacaktır. Ülkemizin en önemli merkezlerinden bir tanesinin sanatla anılması sağlanacaktır. Bu da diğer illere de katkı sağlayacaktır. Bu bir hayal değil. Bunlar olabilir. Olması da mümkün. Onun için sosyal yaşama çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Değerli izleyiciler, konuşulacak çok şey var.
Ayrıntılara girmek çok mümkün ama önümüzde çok uzun bir sene olacak. 2020 yılında biz bu konuların, konuklarımızla birlikte işlemiş olduğumuz bu konuların bazı bilgilerini belirli bir alanda biriktirdik, onları arşivledik. Önümüzdeki zamanlarda da bunların çok yararlı olan temsilcileriyle yine projeler geliştireceğiz. Ve Akdeniz'den Dalga Dalga programımızda da biraz daha bizim dışımızdaki sivil toplum kuruluşları, kurumlarla, eğitimlerle ve şehrimizin dışında da birçok şehirden, üniversiteden hem sağlık, hem spor, hem siyaset, hem sosyal yaşam, hem sanayi alanındaki temsilcilerimizin, konuklarımızın olacağı programlar yapmayı hedefliyoruz. Ben de bu vesileyle 2019 yılında bizi ekran başında izleyerek evinizdeki odalarınızda bizi misafir ettiğiniz için, bizim konuklarımıza aynı ilgi ve alakayı göstererek onlar sorularla, cevaplarla teşvik ettiğiniz için, moral verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve yeni yılınızı şimdiden kutlayarak 2020 yılının başta ilimiz olmak üzere ülkemiz ve tüm dünya adına barış dolu bir gelecek getirmesini temenni ediyorum. Hepinize iyi yıllar diliyorum.